Cümleten afiyet olsun abi hepinize. Evet arkadaşlar, bir hasıl zamanına daha hoş geldiniz. Şimdi tarlada orak zamanı. Şimdi biçer devere bineceğim ben de. Zaman geldi çok arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de hasıl harman. Eskilerden patozla yapılan işler şimdi tabii ki döver biçerle yapılıyor. Bugün sıra geldi bakalım. Burası bizim komşu köyümüze tarlamız. Eski videolardan hatırlarsınız şeker acımız vardı. Onlar haber verdiler sabah. Ve ondan sonra da geldik. Birazdan sıra bize gelecek. İşte sarımsaklarla ekinler aynı anda bir şey oluyor yani artık. Çünkü birçoğu halen daha sarımsak tarlasında. Burada da öğlen yemeği işte. Döver biçercilerimiz, komşularımız. Gel oğlum gel, bir arada sen. Afiyet olsun abi. Ay içmişsin ya. İçtim vallahi ya. Dur. Afiyet olsun senin abi. Eyvallah abi. Dur. Bardağım buradaydı Kamil abi. Al al al, koyuyordum ben. Al şu bardağı. Teşekkür ettim, sağ olun. Canlı yayında. Ölmüşlerin canına değsin. Yok, videodayız, canlı yayında değil. Akşam kendiniz izleyebilirsiniz. Senin de Samsun Bahralı mıydın abi? Evet. Salih abiyle aynı memleketten. Bizim tarlayı indi herhalde. Abi sizlere cümleten afiyet olsun. Tekrar görüşürüz. Ha öyle mi? Pardon. Ha, tamam tamam. Kafam gitti ya. Yo Mustafa abi dedi yanıma bindi. Şimdi beraber sohbet edeceğiz arkadaşlar. Açtım yeri. Açtım yeri. Ben çıkamıyorum. Kapattım yeri gördüm ben sana. Arkadaşlar birçoğu bak komşularımızın sarımsak tarlalarından çıkıp geldiler buraya. Çünkü aynı ana denk geliyor. Ekim, buğday, hasat işleri sarımsakla aynı zamana denk geliyor. Aşağıya doğru gidince bizim tarlaya indi zannettim. Aklım şeye gitti. Yonca bir şey yok. Teşekkür ederim Kamil abi. Afiyet olsun abi. Biraz zamanı geçti arkadaşlar. Arpaların zamanı geçti yani. Şimdiye kadar bir yaklaşık 10 gün önce falan 15 gün önce kuyuluyordu arpalar. Ama işte öbür tarla işleri olunca hepsi bir araya geliyor. Yetişmiyor. Tamam. Tamam Kamil abi. Şimdi arkadaşlar bakalım ne kadar çıkmış. Hep beraber izleyeceğiz. Evet,
şey aldı. Şimdi rüzgar esmeye başladı arkadaşlar. Demin çok aşırı sıcak vardı. Sabah erkenden geldim tabii ki. Makineyi bekledik. Bayağı bir sıra sürüyor yani. Evet, bunlar da biraz kuruduktan sonra artık saman balyası olacak. Ne yaparsan yap arkadaşlar, bu yabani otlar içinde bir şekilde oluyor yani. Bakın. Tabii ki onlar olmasa daha çok verim olacak tarlada ama evet, 2023 arpa buğday hasat zamanı. Samsun Bafra, Bafralı Salih abi. Sonuçta hayvanlara yem yapılacak. Değirmenle yardırıp hayvanların kışlık yiyeceği. Bizim öyle yani. Şimdi ne adı ne yaparsan yap, o yabani otlardan oluyor yani tabii. Evet, sıra geldi bize. Makinenin sesi fazla ses yapmasın diye, rahatsız etmesin arkadaşlar. Ekranlarda fazla yaklaşmıyor makineye. Daha önceki senelerden hatırlarsınız, burada sarımsak çıkarmıştık. Zaten yine yan tarafımızda komşularımız sarımsakları var arkadaşlar. Rahmetli Osman abi hatırlarsınız. Alo. Efendim ablam, buyurun. Eyvallah, sağ olun ablam. Şimdi tarlada hasat zamanındayız da son arayayım ben size, oldu mu? Şu anda makine çalışıyor. Evet. Tamam ablam. Evet, takipçilerimiz arıyor bir taraftan. Hasadı bitti, gidiyor da bak. Hadi güle güle. Teşekkürler. Tamam, sağ olun.
yağmur zorladı arkadaşlar ekinleri. Bu sene yağan yağmurla ekinleri, arpaları, buğdayları zorladı yani. Arkadaşlar ekinleri kaldırmayınca mısır da sulayamadık. Bu taraf mısır. O yüzden hemen peşinden sulayacağız şimdi. Arpa hasadı bittikten sonra mısırlarımızı sulayacağız. Tabii ki bunların hepsi kışa hazırlık arkadaşlar. Hayvanlarımıza. Aslında o kadar da çok yağmur yağdı ki arkadaşlar. Bu aşırı derecede sıcaklar var. Bir anda yakıp kavuruyor yani. Yani o yağışlara göre daha da yeşil olması lazım. Ekimleri mesela zorladı. Arpalar, buğdayları. Yağan yağışla. Mısır silajı, mısırı C955 bu. Bununla yanmamış mesela bak. Bunu acilen sulayacağız. Çok acil. Kıraç toprak arkadaşlar. Buraya ne kadar buraya ben kemire de çeksem şey yapsam da taşlı burası. Yak yatıyor hemen. Arpalar yatmıyor. Yandı, kavruldu arkadaşlar. Yattı yerlere. Makineler Samsun'dan geliyor. Öbür bizim köyümüzde de burası komşu köyümüzün şimdi o makine. Bizim köyümüzde de var bir tane. Hepsi aynı köylüymüşe. Sordum Salih abiye. Birazdan bineceğim yanına, sohbet edeceğiz bakalım. Romarko koştuk geldik arkadaşlar. Burayı eski takipçilerimiz bilir. Gece sabahlara kadar burada sarımsak sulamıştık. Sarımsak hasadı yaptık. Derede harabe gibi. Her taraf yıkılmış, göçmüş. Şurada köprü vardı. O gelen seller, yağan yağmurlar her yeri harabe gibi etmiş. Burada köprü vardı. Hepsini alıp gitmiş arkadaşlar. Yani bu sene yağan yağmur ne bileyim bir anda böyle bir anda bastırıyor. Vallahi böyle değildi. Biz traktörle eskiler hatırlar arkadaşlar. Traktörle buradan geçiyorduk. Ama şimdi yeniden yapacağız bu köprüyü. Aynı bizim ovadaki tarlalar da böyle yaptı sel. Her yeri yıktı geçti. Mustafa abi geldi. Mustafa abi diyen Salih abiydi. Salih abi. Evet arkadaşlar içi gayet serin ve rahat. Samsun'dan Bafralı abiyi tanıtayım sizlere. Demin biraz sohbet ettik ayaküstü.
Şoför abi biraz dinle. Niye şimdi siz bindiniz makineye? Evet. Sırayla arkadaşlar. Evet, biraz kaptan, biraz ben. Neresindeniz abi? Köy nere mesela? Samsun, Bafra? Samsun, Bafra, Koruluk köyünden. Koruluk. Bafralı Salih derler bana. Evet. Tüm Dişer camiası da tanıdım. Benim de Sinop'ta çalıştım abi ben. Samsun Bafra'dan Kaan abi vardı. Vinç kullanıyordu o da. 70-80 tonluk vinçle vardı. Evet. O da gurbetlere gidiyor böyle yurt dışına falan. İstanbul'da yaşıyor. Çok böyle bir ekmek parası. Öyle abi ya. Doğduğun yerde diye doğduğun yer demişler. Evet. Bunlardan başka yolculuk nere abi şimdi? Buradan sonra nasıl bulursa Daday. Ha, Daday tarafına gidiyorsun. Daday'dan sonra da Devrekhane. Ha, doğru, Devrekhane tarafları orada bizden geç oluyor. Evet, en son Devrekhane. Buradan da nasip olursa, Allah ömür verirse memleketimize dönüş yapacağız. İnşallah abi. Ağustos'un 25'inde, 26'sında, 27'sinde döneriz. Evet. Allah nasip ederse, havadan iyi giderdi bu şartlarda. Tabii. Sonra makineyi dinlenmeye mi alıyorsunuz abi? Yok, pirinç harmanına hazırlanıyor. Ha, pirince şey yapıyorsunuz. Eylül'ün 5'inde 10'unda Çeltuk Arı Hasat'a başlar bizde. Çeltuk Hasat, arkadaşlar. Salih abi gel. Bafra tarafında zaten sizler de biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerine zebzeler oradan gidiyor. Pırasa olsun. Kelam, kelam, ıspanak, marul, maydanoz. Yeşili her çeşidi 12 ay Bafra'da bulabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin birçok iline Bafra'dan yeşillik gidiyor. Kavunu, karpuzu. Öyle abi. Ben Sinop'tan ayrı şöyle gittim Samsun'a. Sinop, Kanlıçay, ondan sonra eski yoldan. Eski yol, ha, Alaçam. Oradan ayrı gitmiştik Bafra. Engiz, Samsun. Gördüm abi oraları. Kızı beğendin mi Samsun'u? Oo. Samsun. Ben Acem Birliğim de oradaydı. Atatürk'ün. Evet. 19 Mayıs'ı başlattı o ya. Yani. Başlattı o ya. Öyle abi. Adı üstünde girişte yazar Atatürk. Ya. Bu şehre hoş geldin. Güzel yer abi. Atalarımızdan Allah razı olsun ki bize bu milleti, şeyi, bu devleti, bu toprakları bırakmış o insanlar. Şükürler olsun. Dünyanın merkezi gibi bir şey. Her tarafımız öyle abi öyle. Hem su hem ateş çemberi. Yaşa, aynen. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz abi? 43. 43 yıldır. Benim de ilk defa bir biçerci abiyle sohbet etme şansım oldu arkadaşlar. Önceki senelerde uzaktan çekiyordum. Salih abi gel dedi, hem sohbet ederiz dedi arkadaşlar. Beraber işte böyle tanışmış olduk. Ama yatmış ha. Sorma abi, geç kaldık. Şimdiye kadar kalmıyordu bu da. Geç kaldık. Havaların yağmasında. Evet abi. Yağışlar havaların... çok zorladı abi, yağışlar çok zorladı. Her tarafı zorladı. Evet. Yağışlar. Daha Samsun harmanı bitmedi. Yani. O zamana kadar normalde Samsun harmanı bitiyordu. Ondan sonra o yüzden gelemediniz değil mi abi siz? O yüzden. Evet, İçer'le de geç geldi arkadaşlar bu sene işte. Samsun'un harmanları bitmemiş. Aşağı yukarı burayla beraber gideriz. Evet. Mustafa abiyle aynı köylü müsünüz? Yok. Köylerimiz yakın. Evet. Bizim köyde de arkadaşlar bir çerçeve var Mustafa abi. Hangi illere gidiyoruz abi başka, buradan başka? Genelde Urfa, Bursa. Ooo. Devlet çekimler. O zaman siz bayağı il geziyorsunuz abi. 16 yıl Rusya'ya gittim. 16 yıl Rusya'da harman yaptım. Vay be. Ne buğday yetişiyordu hem abi Rusya'da, dünyanın, Ukrayna'da. Dünyanın tahıl ambarı. Arkadaşlar Salih abi de bayağı gurbet gezmiş maşallah. Çünkü çok gurbetçilerimiz var Salih abi böyle. Samsun'dan da çok yurt dışında. Her yerde. Evet. Gurbetçinin olmadığı, gurbetin olmadığı. Kapının arkası gurbetti.
Böyle abi. Rusya'da Mısır denesi gibi mi buğdayla? Rusya'nın buğdayı, tam ekmek tut buğdayı. Evet. Ukrayna'nın, Rusya'nın tam ekmek tut buğdayı. Kalite. Evet. Oranın topraklarda buğdayı elverişli arkadaşlar. Pirinç var, buğday var, arpa var, kanola var. Yani Rusya'da ekilmeyen hiçbir mahsul yok. Toprakları verimli diyor toprakları yani. Toprakları on numara. Bizim burada gübreyle alamadığımız onunla gübresiz alabilirler. Ya. Bir de Salih abi öyle bir şey oldu ki bu mesela son 10-15 yıldır abi her taraf ilaç oldu ya. Evet. Ekin de alamıyorsun ilaçsız. Mesela bak ben buraya ilaç atmadım şimdi. O yüzden bu yabani otların biraz da fazlalığı o yüzden var yani. Zamanında da sürdük tarlayı. Ne yaparsan yap arkadaşlar. Artık hayvanın gübresinden bile o yabani otlardan yetişiyor yani. Benim nenem 90 yaşında öldü. Belki ömründe 3 kere doktora gitmişti. Maşallah. Ben domatesi zamanında yiyordu. Balcana biberi zamanında yiyordu. Ama şimdi 12 ay ilacına sebze var. Öyle abi. Ondan sonra bizim hanımlar diye derin dondurucuya bir şunu koyduk bunu koyduk. Hiç gerek yok ceryan parasında. Çünkü 12 ay var. Nasıl olsa zehri biz parayla alıyoruz. Ya. Zamanında yetişip de yemeyen hiçbir şey, evet. Her şey vücuda zararlı geliyor abi. Ondan sonra da vay benim haliye, vay kanser oldu, biraz o ya. Oldu, bu oldu. Hastalıklar çoğaldı. Zehir yiyen adam daha yaşayabilecek hali yok ki. Evet. Arkadaşlar sohbet ederken tarlamızda da çok az bir yer kaldı, bitti yani. Kim izliyorsa gurbette herkese selam olsun. Eyvallah Salih abi. Sana da hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Bizim de işimiz bu. Öyle abi. Herkes gurbetteki gurbetliğini yapacak. Tarladaki çiftçiliğini yapacak. Yoldaki şoför işini yapacak. Herkes işini yapacak. Tabii ki. Bir de abi mesela gurbetten gelen bir insana yardımcı olacağım. Hani göçer oluyor mesela geliyor arabasına şeyine böyle çalışmaya gelen insana bir su lazım olur, bir şey lazım olur mesela. Eskiden de ya insanlara eskiden. Yardımcı olacağım. Hepimiz gurbete çıkabiliriz. Ben de çıktım, yaşadım, gördüm arkadaşlar. Anam oldu. Geldi mi? Bitti. Evet. Arkadaşlar ben traktörümü çalıştırayım şimdi. Salih abi teşekkür ederim. Eline sağlık abim benim. Ben şimdi hesabımızı ederim. Görelim arkadaşlar. Evet, hasadımız bitti arkadaşlar. Hesabını sorarsanız burası da 1300 lira tuttu şeyi. Hepsini hesaba vursan arkadaşlar arpanın tohumunu almıştım o zaman. İnanın var ya şu gelen arpa yaptığım masrafı karşılamıyor. Açık konuşmak gerekirse. Tabi ne yapacağım? Allah'tan gelene razı olacağım. Bu sene öyle arkadaşlar. Bitti işte bak. Dışarıdan şimdi insanlar görünce hani tarlalardan çok büyük bir şey geliyormuş gibi böyle köylü olarak konuşuyorum. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Ha evet abi. Evet bu sabah oraya. Şimdi komşumuzun tarlasına geçeyim. Yapılan masraflar mazotuydu, gübresiydi. İşte alın. Size tarladan gelen mahsul.
numaramı tekrar videoma devam ederim. Arpa artık kuruyor kuruyor. Kurudu tarlada zaten arkadaşlar. Bunu bir gün durduktan sonra çuvallamalı. Arkadaşlar Mustafa abi de hacca gideceğimiş. İnşallah Allah şimdiden kabul etsin. Demin sohbetimi unuttuk. Sohbet ettik. Güzel bir insan. Devam ediyor arkadaşlar. Ben artık yola devam ediyorum. Bu sene dediğim gibi arkadaşlar hep arpalar yağmurlar zorladığı için boyları kısa kaldı böyle. Hayvanları salacağım. Şimdi 2 dakika durdum arkadaşlar. Çekimimize yine devam ediyorum bakın. Burada da hep bahsettiğim eskiden tabii ki Taşköy'de Seka fabrikası vardı. Kendir çok ekilirdi bizim buralarda. Bunun toprağa çok yararlı olduğu ve o yabani ilaçların otları kırmak için atılan ilaçlara hiç gerek duyulmadığı yani toprağı beslediği bunun birçok şeyi araştırılmış arkadaşlar. O yüzden yararlı olduğu için kendi üretimi tekrar yine bizim buralarda canlandırılmaya çalışılıyor yani. Bundan ip yapılıyordu, zırh yapılıyormuş. İleride de ayçiçeği gördüm. Onu da göstereyim sizlere. Gelmişken burası bizim komşu köyümüz. Şimdi mesela seneye buraya ister sarımsak dik. Çok güzel bir sarımsak verimi olur burada. Atalarımız yani büyüklerimizin anlattığınca hep dinliyoruz arkadaşlar.
Mesela kendi ekip ertesi sene sarımsak dikildiği zaman çok güzel verim olmuş. Çünkü o yabani otlardan hiçbir şey alınmıyor tarladan. Şimdi öyle bir hale geldi ki, bir de o otları kırmak için zirai ilaçlar, tabii ki onlar da toprağın vitamini, şeyin mineralini öldürüyor yani. Ben de size büyüklerimden, eskiden çiftçilik yapanlardan, köylerimizden duyduklarımı, yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyorum. Keşke şuralarda bir yaşlı bir amcamız olsa da daha tecrübeli şekilde anlatsa yani. Hani ben anlattığım zaman der ki adam ne bile de ne konuşuyor der mesela. Ama geçmişten gelen insanlar bunu üretmişler. Faydasını görmüşler yani. Evet, bakın burada da ayçiçeği var. Bu da genelde Aydın tarafında galiba üretiliyor. Ayçiçek yağı. Bugün de şöyle kırları bayırları çekelim. Çekimimize bir renk katalım buralardan. Ayçiçeklerden. Bostanla yanmış hep. Su isteyle. Öyle bir sıcak oluyor ki arkadaşlar, birden yakıya kavuruyor. Yaşadıklarımızı, yaşantılarımızı sizlerle işte her gün önümüze götürüyoruz arkadaşlar. Şunun güzelliğine baksanıza maşallah. Allah her şeye, her bitkiye bir güzellik vermiş. Yani öyle bir araştırılma yapılsa da ilaçlar ortadan kalksa, bu toprağa daha verimli olan şeyler yapılsa da, aynı bu kendir üretimi yapıldığı gibi. Kendir kaç sene sonra arkadaşlar tekrar geri döndü. Yani bizim burada tekrar üretime başlatıldı. Çünkü kaymakamlık, devlet destekli bu şekilde şey yapıldı yani. Çiftçilere önerildi. Yoksa ki kimse kafasına göre bunu ekip yetiştiremiyor. Yani yazılıyor. Ondan sonra tarla ölçülüye biçiliye. Sonra gelip tohumunu ekiyle. Bunun çok ekmeğiydi arkadaşlar. Kendileri soyağlardı analarımız. Pazara götürüp satıldıktan sonra evin masrafları, yiyecek içecek hepsi bizim buralara kendileriyle dönerdi. Çocukluğumuzda o kadar emeklilik de yoktu. Yani emekli insan da yoktu. Hayat bir şekilde dönüyordu yani. Kendir, pancar, sarımsak bile o kadar yaygın değildi yani. Kendir daha çoktu. Ve biz o zamanları bu kadar tarlalara ilaç atıldığını yani görmezdik toprağa. Çünkü bunun sayesinde demek ki yabani otları kırıp geçiyormuş. İnternetten de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Kendinin toprağa faydası değil. Bak burası ferk. Sıcaktan fazla konuşulmuyor. Az çok bir rüzgar çıkıyor tekrar sonra yine. Bugün bu şöyle dinlensin arkadaşlar. Tarlada kur ama arpa sonra da çuvallarız. Doğaya faydalı olan şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her şey daha çok olsun diye daha çok daha çok derken topraklar kirlendi gitti. Daha çok verim, daha çok verim derken topraklar iyice yoruldu. Evet, traktörümüzü tekrar çalıştıralım. Hadi oğlum. İşte hayvan gübresi arkadaşlar böyle.
bir yıl boyunca böyle dinlenecek toprakta. Geldiğimiz yollarda çekelim arkadaşlar sizlere. Hacı Annegil'in burası arkadaşlar. Yakın zamanda vefat eden rahmetli Hacı Baba'nın yeri burada. Su kuyusu var, bahçesi, elmaları, armutları. Buradan da daha önce, önceki senelerde elma, armut toplamıştık. Meyve zamanı yine Bayram abi geldiği zaman gelirdi artık. Çok. Köyde yine görüşürüz arkadaşlar. Ben karşıya geçeceğim. Gündelik işler bu şekilde. Şimdi çıkar arkadaşlar. Acaba hayvanlarımız saldılar. Geldim kızım, geldim. Geldim kızım. Salih! Hayvanlarımız bağırıyor. Evet.
kışın ektiğimiz arpalar. Anne, arpa burada basa. Salim koyun neyse yetiyor yani. Salim koyunlara zor yetiyor. Böyle tepe gibi. Değil mi? Ne şey, Allah bu arada... Yapacak bir şey yok. Çok durdu kağıdı. Çok durdu. Herkesinki aynı. Sadece bizimki değil. Hep yerlere yatmıyor arpalar. Sinan koydu mu? Onunla da tarladılar şimdilik. Sen naylonu düzgün sermedin Fatih. Serdim bana ya. Serdim. Dökülen yok ya. Dökülen yok. Hani Salih nerede? Öteye gittiydi. Gelirdi zaten şimdi. Bakardı 50 kere. Evet arkadaşlar, öğlen yememize de hoş geldiniz. Bahçeden taze fasulyeler, yumurtalı yapmış anam. Zaten patatesleri biliyorsunuz tarladan geldi. Kirazlar yine tarladan gelmişti, vişneler. Yoğurt yine ineğimizin yoğurdu. Şu anda hepsi, yani şöyle baktığımız zaman tarla mahsulü olmuş oluyor. Merhaba Salih. Beğendin mi arpayı? Ne? Bakayım. Gelmiş gelmiş. Öte yanda çayını yudumluyormuştu arkadaşlar. Çay, deminden yoktu. Ne edelim, bereket var. Çuvallar ya, başver. Akşam ne gece ne çuvallar olmasın. Serinlikte çuvallar. Ha. Hayvanla bağırıyorlar. Bizi saldı. Yığmalı buzacı nerede? Evet. Üst üste yiyoruz buzacı nerede? Bir tek zaten buğday kaldı. Eski ahşap evle çok serin zaten arkadaşlar. Zaten bir tek buğday kaldı. Bir tek buğday kaldı zaten. Ne burada şeyde? Gayet serin. Ha şey, saman şey, arpa samanı kuruyor olsun diyorsun. Tabii sahi içinde yabani orta çok. Ha. Şey neyse. Telinle toprak dur değil mi telin öyle? Anam anam. Yo yo telinle diyorsun. Tamam. Ne diyor ne? Otur dediğim ben de. Tamam. Sen koy vereyim. Ben yavaş yavaş doldururum o. Yo anne sen doldurur. Yo şimdi değil zaten. Gölge çekiyor. Biz doldururuz yo yo. Gece diye doldururuz diye. Gece diye. Hava serinlenince diye aynı. Aynen. Serinlikte doldururuz. Yarın şey eder. Aynen gideceğim. Ya bak sen, yine şey sen eder. Sen git de ben geldi kendime doldururum. Ya ben dinlesene. Ya bak diye yarın yine gölüyor. Duvar biçer. Buğday etmen gelirse hemen şey ettim. Değil mi lan? Evet. Hazırlanır. Evet. Ramuk hazır olacak. Boşaltacaksın. Tamam. Tamam Salim. Ne diyorsun takır takır la? Evet kırmızı ya. Şapka burada arkadaşlar. Gece diyorsun hani. Hadi bismillah. Tarlada sağ olsun komşular. Gündelikçi varmış arkadaşlar. Sarımsak çıkardılar. Onu da pide götürmüşler. Ne pide? Orada atıştırdık. He ya. Pide daha öğlen gündü pide. Öğlen ya. Ha. İşte öğlen vakti geliyordu. Ha. Atıştırdık bir şeyle. Çay da koydum canım. Çay yoktu, kola vardı. Ha. Lan zahri. Hemen çay yok mu diye. Hem çay çıkardan mı kolaydı? Bizim uyandı. Hı hı. Şöyle koyalım. Sen çaktık adam bulun lan. Bu şekilde öğlen yemeğimizi de yemiş olalım. Daha akşamı... Herkes kırlardı be. Çünkü bugün... Bugünler kapma günü arkadaşlar. Yaptın yaptın. Hayır, kazanmak da kolay değil. Sen de satmak da kolay değil. Tabii. Patates nasıl oldu? Sen de satıyorsun ama yüreğin bayılıyor. Hoşça bağırın git erkenden. Biz daha diyor öyle etmeli. Ya iyi yoktu götürmeli pazara diyor. Neyi? Sen de diyorsun mesela hani. Kopun ne çıkarsa diyorsun içeriden. O sen. Ben çıkayım kopuk sen. Çıkmaz ya. Çıkarsa ben onu temizlerim hemen. Sen o kopuk az sanki. Allah'ım. Niye? Yok mu? Senin nasibin çıkmıştı yine. Dur. Ne? Çıkmaz. Kopuk sarımsak yok mu diye pazara gideceksin yani. Yok ya, temizleyeceğiz önden. Yani bu yaş tutar. Daha öyle dışında yoktu. Şimdi ızgara edeceğiz ya tarlayı. Toplayınca o zaman çıkar. Yok mu senin şey? Senin şey kopuk sarımsak. Yok mu oğlu yok. Vardı vardı. Yeter ya boş ver. Her seninki kadar yok yani. Yeter yeter boş ver. Sen tarlada kaldı. Onu sürünce şimdi çıkar toplarız onu. Ha toplarız ha. Hemen bir ızgara etmeli sarım sarımsağı. Hemen ızgara çekmeli. İnşallah şuna çuval alırız da. Şimdi gölge geliyor oraya doğru. Hakim ediyorsun he.
Tamam Salih. Ben boy verim motoru. Nereye? Ya bu acı doldurup da yarın burada şey diyorum. Hayvanı, köpeği tam o derken kırdan gelip onları halledip tekrar geri dönüyor. Ya kolay mı sen diyorsun? Ne diyorsun sen ya? Uçak be. Şimdi şu bir ay böyle. Fasulye de güzel varmış hadi. Ya işte yapraklarına öyle benek benek şey olmuş. Ona da mı hasta olmuş? Benekler oluyormuş. İlaç. Yağmur çok yağdı ya. Yağmur yağınca işte şey hastalandılar. Etti. Hastalandılar. Ah be güzel yığma. Doldurdum ya. Tavuklar da kırık olmasa. İyi mi yedir abi tavuklar? Burada iyi mi? Arpa fazla iyi mi değil mi? He? Tavuklar iyi mi yedir herhalde arpa? Burada iyi. Burada yiyince iyi mutlu abi. He? Burada yiyince daha çok iyi mutlu. Arpa orada yumurta atmıyor. Arpayı yardıracağım. Zaten yok ha. Çok yok zaten bitti. Arpayı şey etme. Yerme yardım al. Yerme diyorum. Esas bunu mu yer? He? He? Hiç boşaltma götüreceğim oraya. Yermeyi boşaltacaksın. Dediğim gibi yarım ettireceğim bunu. Yaşa. Hepsini yarım ettirip geleceğim. Ne demiyor ha boşuna. Şimdi parayı nar bu yar. Senden gittiğim gibi gel. Bunu oraya boşaltacaksın değil mi sen birine? Hmm. Ha? Tamam boşaltacaksın. Epey çıkıyor değil mi oradan? Yarım. Yarım ettirelim diye kapıda. Hı? Burayı diyor, komple diyor. Tabii hayvanlara yardım. O zaman hiç boşaltmayacaksın. Boşaltacaksın oraya. Temperle. Yarın yetiştirip geleceksin aynen. Beymene mi? Tabii canım öyle derim diye adam da bilmiyorum. Öğretme de bana bu hayvan ne yiyecek? Geçen sene kış gelmeden daha Salih koyunlar hepsini yedirmiş arpanın. Bir şeye kalmadı. Kaç koyun mu zaten? Yedile o zaman. Buğdayı da yedile. Kaç koyun mu zaten? La o müjde sus be. Üçün vardı sen. Zaten öten sene. Çok oldu o zaman. Buğdayı da yedile. Hiç üretmedi. Allah kolaylık versin herkese. Bir öğrettirelim ya. Ha? Uydelim mi diyor sen? Komple uydelim boş mu? Yarım ettiriyorum hayvanları. Ne bu boşuna niye budu yani? Komple çıkart çorba görürse. Şimdi parayla yarım mı alacaksın şimdi bu sürü? Yarım mı alacaksın parayı? Gelmedi alıp gidecek sen. Çuval yiyeyim 420 milyon. 420 milyon bir çuval yiyeyim. O zaman burayı boşaltacaksın. Kayısını ata geliyor. Hepsini komple ettireceksin. Böyle darttırıp değmeni. Esas bala ana. Gerek zaten kut kuru arpa. Yaş değil ya. Arpa. Yok. Yo ya kuru değil. Danış bir insana öğütsek böyle de şey yimleri yiyorsak nasıl olur? Böyle yiyeceğim. Hayvan ne yiyor diye koşuyor. Mesela 10 çuval şey doldurun içinde. 10 çarpayı alınca olmuyor. Niye? Olmaz. Komple ettireceksin hepsini. 10 çarpayı ne alıyorsun? Orada şimdi aşağı yukarı 2 ton arpa yap. Olsa. Ya tarttıracaksın dikeyde kantarda. İyi aç, tamam sen yani. Git hallet ne edersen. Sen tavukla da yiyorum. Bilmiyorum. Tavukla buğday yiyor. Tavuk arpa yiyemez buğday yiyor. Hiç bir şey bilmiyorum ben de. Allah'ını seversen. Arpayı da yiyor Salih. Nesin olmayınca? Ha yiyin arpayı da yiyin de bir tane şey doldurmayın. Alıyorum bir tane. Horoz boğuluyor aşağıdan benim yiyeceğim hayırdır. Sana bağırıya bak. Değmene para verecek. Yardıracağım hepsini. Evet. Ya işte sormalı işte. Dur bakalım düşünelim taşınalım. Boşuna hiç boşuna. Arpa yiyor şey. Yarma ya boşuna hiç uğraşma. Yarma yaptırırsa yarma yaptırırım. Yiyorum şuraya. Kışın yiyor hayvanına ya. Niye boşuna giyim alıyoruz boşuna para veriyoruz ya. Allah'ını seversiniz. Dünyanın parası ne veriyor yiyim parası? Yiyim çok almayız. Yine yiyim alırız da yani. Dünyanın parası yani yiyim. Ya kaçma ne dersiniz? Burada yaptırmış. Bunu yaptırır. Burada yaptırmış. Yok. Buğdayla da kurudur.
Gelmiyor ya. Döver biçer de gelmiyor. Gelmiyor. Her yere gidiyor. Eskiden kaç tane döver biçer görüyordun? Ondan diye sordum ben. Sohbet etti verdim. Gidiyor her yere gidiyor. Ben koruyorum. Tamam öyle değil. Tepeden ben koruyorum. Koyacağım direkt. Bu yıl var ya yağıştan dolayı Samsun'da da geç olmuş. Orayı yapıp eskiden böyle öyle gelirlermiş buraya. Geç kaldık bu yıl diye. Hmm. Bu yıl her yer gecikmiş anlıyor musun? İlkten yağmur çok yağdı. Tabii. Ya cepheden bakıyorum ben koy kırları diye. Alamakırları ne diye komple ben baktım. Ya her yerde hani bir duvar biçer mi? Sali eskiden tağlalarda kaç tane olurdu? Evet. Ya sabahleyin gidiyorlardı asfaltta ben gördüm ya. Herkes bir köyde var. Cepheden gördüm ben. Hı? Dadaya devre kâhneye gideceğiz diye buradan. Hı. Bitince. Hayır. Ya hiç yok ya burada. Nerede devre? İyi benim Allah yardım etsin. Dadaya neye gidiyorsun devre kâhneye? Bu yanı daha çok lan da o yanı daha edilmemiş bu taraflar. Tamam işte o yanı oluyor Salih. Bir yandan bitiyor Salih. Bite bite gidiyor. Bundan 10 gün önceden bitmedi oluyordu. Bir zaman daha bitmez. Arpala buğdayla çoktan oldu da. Bir zaman daha bitmez. Ha. Şöyle haber bir zaman daha. Şimdi belki bir haftaya kalmaz yağmur yine geri döner. Bilmiyorum. Varmış öyle çok yağmur. Samanlarda koyabilirdik inşallah. Allah biliyor. Şey diyorsun, yonca kurur mu ki? Gidimesi, hambarı da yiyemesin. Gidimedikten sonra. Tabii ya. Yonca kurur mu ki geri şartındaki? Kurur. O iki günde kurur. Sen ikimi aldın canı ki. Küçük ulamı yiyorum diye görüyorum yine. Şöyle de tınar tınar gibi. Bal yemek nasıl girmeye girmesi? Tak kola tak kola hep ilettik sana. Kaç kazanacak la oradan? Beş şey olur la. Ya. Hayvanla yiyiz Salih. Bahçedeki yoncada da bir şey yok. Çıkkada bir şey çıktı. Bir tuva. Şeyle herhalde orası gayrı. Eki eki. Ova yoncası 2-3 sene sonra hemen yok oraya gidiyor. Kıra ekeceğin yoncayı. Biz aslında 2 tarla daha ekelim kıra. Ne yoncayı mı? Karaçavuruna döver bir şey gelecek diye uğraşana kadar ek yoncayı. Su akıya nasıl olsun? Bu şeyden de yiyorsun. Yarma yaptırırsanız bilmeyin yani eğer yaptırabilirsiniz. Ölmesek senesi bilemiyorum galiba. Ya muhtekin diyor ne bak seneyi demiyorum ben. Bu yarım diyemedim. Yarma diyorsun hepsini yaptım ben iki diyorsun. Komple. Kaç liraya göresin diyorsun. Dert duracağız temperinden devirecek buraya. Temperinden değmene mi devireceksin Salih? Devirliyor tabii. Temperini devirmeyin böyle. Devirliyor. Ha. Öyle temperi mi? Çuvallamadan devirmeyin. Yok ya. O şey akıyor aşağıya. Devir devir. Aşağı akıyı. Hakikaten belki 10 çuval şey doldurayım. Ya alma bir tek şey şimdi 10 çuval. Bir tane bir şey alacağız oradan arpa. Gerisini komple. Salih bir dakika dur. Zaten 10 çuval şey alalım diyelim. Tohum tamam, edersin diye. Tohum kaç paraya çıkar? O zaman hiç o zaman götürmeyin bırak. Yarım etmeni. Tabii doğru anne sen de haklısın. Ha. Salih tohum bak yeni lazım. Günü ekeceğin tutar. Ha. Tohumun şu anda dursun. Doğru söylüyorum. 10 tarpa bir şey alalım o zaman. Tohum da lazım oğlum. Hepsini yardımcı da olmaz şimdi bak orasını hiç düşünmeyin. Epey çok çıkar. Bakarsın böyle. Ekersin Salih. Bu arada çok çıkar. Tabii. Yarma çok çıkar. O zaman biz 10 tarpa bir şey dolduracağız. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Geri kalanını yarma et duyacağız. Yemeğimizi yedik. Vakit geldi. Hayata ben yağlı çörek ettim de aklıma oturdum. Ya sen dün akşam yağlı çörek varmış menüde. Ya. Şimdi yavaş yavaş onları gayrı şeyden. Hani ya. Burada edilecek ya onun için dedim. Arpa şey edin hani. Tamam Salih. Yarın bir gün bir duvar biçerce hemen geliyendir hemen uyarsın içine. Onu diyorsun yani. Allah'ım iş kayısıresin Salih. Yavaş yavaş böyle. Bugünlük benden bu kadar. Bazen tarlada bazen evde. Sen, bazen sen hayvan güderken tarlada derken bu şekilde videolarımız. Öyle biz işte ya. Heh, araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Kutuklamı bir yandan işlerimizi halletmeye çalışıyorum. Sarımsar diyorsun kutuklamı ne götürmez bir şey. Kurumuştum ya. Yani. Kecin gibi olduysa sapı kokar. Anam neyi diyeyim şimdi o gece git. Tamam kopuk başları ben sana toplayıvereceğim yine. Yok ben toplayayım yani. Ana. O şimdi tamam, kopuk başları sen merak ediyor arkadaşlar. Güzelini ben temizleyeyim şimdi. Onu götürün güzelini. Yap ya oğlum. Kurudurum iyi güneşte. İyisini yap ben sana. Yok ya güneşte kurudurum bunu. Ondan sonra satayım pazarını. Tamam. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selam yolla bak herkese Salih. Salih ne? Salih bileyim. Salih bileyim. Yok diye.
Hele. İyi yoğurdumuz hali. İyi iyi uyursun şimdi. Hemen şekerleme yapar. Bilmem galiba. Bugün pek uykusu yok. Bugün yine atarlı. Hele hele. Epey harfe gelmiş. Harfeye bakıyor şimdi. O antar başa dediğin gibi doğal durur. Geri kalanı değmene bırakırız. Başlıyor. Dediğin gibi. Kendinize iyi bakın. Hadi ben kapattım. Ha, ne edersin kardeşim? Benim bardak lazım.